Hayatını kaybeden ünlüler sadece birer sanatçı değil, aynı zamanda hayatın ta kendisiydi. Onların ayrılığıyla birlikte yüreklerimizdeki özlem ve minnet duygusu daha da derinleşti. Bunlardan en dikkat çeken ise Kızılcık Şerbet'in Abdullah'ı oldu. Peki Abdullah neden öldü? Gelin hep birlikte hayatını kaybeden ünlülere bir göz atalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Köksal Engür, 5 Mart 1946 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başladı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. 77 yaşındaki oyuncu seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, 26 Mart 2023 tarihinde böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Leyla ile Mecnun adlı dizide Aksakallı Dede, Oflu Hoca'nın Şifresi film serisinde Ali Osman, Zerda dizisinde Sıddık karakterleriyle hafızalarda yer etti. Burhan Çaçan, Türk halk müziği sanatçısı. Burhan Çaçan 1960 yılında Ağrı'da doğmuştur. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleriyle müzik dünyasında yer edindi. Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli 4 sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt ve İlahiler isminde 2 tane de ilahi albümü yapmıştır. Bu sinema ve albümlerle adını sanat dünyasında kazımıştır. Burhan Çaçan, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. İddiaya göre Burhan Çaçan, yürüyüş sonrası eve geldiğinde fenalaştı. Kalbinde stent olan Çaçan, bu krizi atlatamadı, 62 yaşında hayatını kaybetti. Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi köyünde yaşıyordu. Genç yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlayan Taha, bu sayede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştı. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönem geçirmişti. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyordu. Instagram'da 1.2 milyon, TikTok'ta ise 1.9 milyon takipçiye ulaşan Taha, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde iki kardeşiyle birlikte yaşamını yitirmişti. 20 yaşındaki Taha'dan geriye takipçileri için hazırladığı yemek videoları kaldı. Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına başladı. Radyoda, Arkası Yarın, mikrofonda, tiyatroda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. Kazım Akşar, 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı. Kazım Akşar 1988 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde 4 yıllık eğitmenlik yaptı. Kadın isterse, Kurtlar Vadisi ve Yağmurdan Kaçarken, Menajerimi Ara gibi birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan usta oyuncu Kazım Akşar,
geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında yaşamını yitirdi. Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da Ermeni Katolik baba ve Rum Ortodoks annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Belgesel ve sinema yönetmeni olan Merlin Solakyan'ın abisidir. Eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uğur Mumcu'nun 1977'de yayımlanan Sakıncalı Piyade kitabından uyarlanan Sakıncalı Piyade oyununda Sakıncalı rolünü canlandırdı. Bu rolü oynayan aktör oldu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. 1982'de İstanbul'a yerleşti ve sinema oyunculuğu yaptı. Yavuz Turgul'un yönettiği filmlere rol aldı. Aşk-ı Memnu televizyon dizisindeki Süleyman Efendi karakteriyle tanındı. Beyaz Gelincik, Hayat Devam Ediyor gibi televizyon yapımlarında rol aldı. 2016'da Vezir Parmağı filmindeki rolü ile 22 Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı oyuncu ödülüne değer görüldü. 20 Nisan 2023 tarihinde tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 78 yaşında hayatını kaybetti. 22 Nisan'da Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Settar Tanrıyan, 22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıyan 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdoğan Dikmen'in de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteriyle tanındı. Birçok dizi ve sinemalarda rol alan oyuncu Settar Tanrıyan, 2015 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle gündemde olan oyuncu Settar Tanrıyan'dan kötü haber geldi. 61 yaşındaki oyuncu beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Tanrıyan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Şimdilerde evde tedavi gören oyuncu diziden ayrıldığı öğrenildi. Sosyal medyada çıkan bazı iddialara göre usta oyuncu hayatını kaybetti, işte cenazesi denildi. Ama bu haber asılsız çıktı.